CHP'li Aykut Nuhoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na, başarısızlık, yanıtı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başarısız, olarak nitelediği Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, adayların hepsini PM'ye sunmuyorsunuz, ön seçim yapmıyorsunuz, eğilim yoklaması da yapmıyorsunuz. Ankara'dan uçaktan bakar gibi bakıp karar veriyorsunuz, dedi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, CHP Parti Meclisi, PM toplantısında kendisiyle birlikte diğer aday adaylarının isimlerinin oylanmamasına tepki gösterdi. Nuhoğlu adaylık süreci ve CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Başarısız olduğu, gerekçesiyle aday gösterilmediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Nuhoğlu, şunları söyledi, Kadıköy'de biz 2014 ila 2019 yılları arasında görev yaptık. Bizim değerlendirilmemiz çok kolay, somut yaptığımız projeler ve bunları kullanan insanların düşünceleri bizim karnemizi belirliyor. Sosyal, kültürel ve spor alanında yapılan projeleri insanlar kullanıyor. Değerlendirme ölçütü bu. Bunları yaparken de sosyal demokrat ilkelere ve politikalara uygun mu değil mi bu sorulmalı. Kadıköy'de 1 santimetre kare yoğunluk artışı hem merkezi hükümet tarafından hem belediye tarafından yapılmadı. 6 projemiz Türkiye'de ilk yapılan proje, borcu olmayan tek belediyeyiz, 1 santimetre kare kamu arazisinin merkezi hükümet tarafından satılmasına izin verilmedi. Kadıköy Belediyesi ise Gençlik Sanat Merkezi'nin yerini satın aldı ve 2000 genç orayı kullanıyor. Biz belediyeyi Sosyal Demokrat Parti'nin kitabına uygun şekilde yönetmişiz, bizi başarısız olarak adlandıranlar o kitabı açacak, ona göre hareket edip etmediğimizi değerlendirecek. Genel Başkan'a parti yönetimi tarafından mevcut projeler hakkında bilgi verildiğini sanmıyorum. Aday gösterilen 5 mevcut belediye başkanının yapıp da bizim yapmadığımız ne merak ediyorum. Biz demokrasiyi örnek alıp kendi içimizde UYGULAYAMIYOREUZ Kadıköy'de ön seçim yapılmasını istediğini anlatan Nuhoğlu, ülkemizde başkanlık sistemi adı altında parlamentonun işlevsiz hale getirildiği konumda, biz demokrasiyi örnek alıp kendi içimizde uygulayamıyorsak bunu düşünmemiz lazım. CHP savunduğu demokrasi anlayışını yerelde uygulayabilirdi. Eğer bu üyeler kendi belediye başkanı adaylarını seçemiyorsa CHP yönetimi de kendini değerlendirsin, dedi. Nuhoğlu, şöyle devam etti. PM'ye Aykut Nuhoğlu ismi gelip oylanmadı. Aykut Nuhoğlu'nun aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir. Siz herhangi bir ismi oraya götürüp Aykut Nuhoğlu'nu götürmüyorsanız antidemokratik biçimde hakkını elinden alıyorsunuz demektir. Adayların hepsini PM'ye sunmuyorsunuz, ön seçim yapmıyorsunuz, eğilim yoklaması da yapmıyorsunuz. Ankara'dan uçaktan bakar gibi bakıp karar veriyorsunuz. O zaman kamuoyuna karar verme kriterlerini açıklamalısınız. Mevcut adayın salt çoğunlukla seçilemediği iddialarına ilişkinde Nuhoğlu, şunları kaydetti, TÜZÜ'ye göre mevcut aday PM'de reddedildi. Yani salt çoğunluk sağlanamadı. Genel merkezin bu iddiayı devam ettirdiğini düşünmüyorum. Eğer ısrar ederlerse ben de Kadıköylüler de hakkını arar, mevcut adayın ayrıca bir daha oylanmaması gerekiyor. Çünkü bir irade tecelli etti. İkinci sefer karar verin demek baskıdır. Tamamen Show Girl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa edip görevine yeniden dönmesini de eleştiren Nuhoğlu, tamamen şovdur, doğru olduğunu düşünmüyorum. Adaylar belirlenmeden önce istifa etseydi doğruluğuna inanırdım. Peki istifa ettikten sonra neden geri dönüyor? İl başkanı gerekli sorumluluğu taşımamıştır, dedi.
siyasetteki kirliliğin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Nuhoğlu, eğer biz hak, hukuk ve adalet diyorsak, 400 kilometre üzerinde bunun için yürüyorsak bu yürüyüşün ruhuna ve iradesine göre hareket etmek zorundayız. Tek başıma da kalsam bu kirliliğin sona ermesi için mücadele edeceğim ifadesini kullandı.